TGRT televizyonları olarak Diyarbakır'da Bismil Belediyesi'ne konuk olduk. Karşımızda Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç var. Turgay Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Turgay Gülenç. Bismil Kaymakamıyım. 2,5 yıla yakın bir süredir Bismil'de kaymakam olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 10 ay kadar önce de ilçemize belediye başkan vekili olarak da görevlendirildim. Biraz zorunlu bir görevlendirme oldu malumunuz. O süreçte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yerel yönetimlerin terör örgütlerine vermiş olduğu desteklerden dolayı bu desteğin çekilmesi ve halkımız için gelen ödeneklerin, kaynakların yine halkımızın ve sosyal konulardaki hizmetlerle ilgili olması gereken yerlere aktarılması adına bizler, özellikle mülki idare amirleri, kaymakamlar, belediye başkanları, valilerimiz bu konuda görevlendirildik. Ben de onlardan bir tanesiyim. Yaklaşık 10 aydır da bu görevi yürütmekteyim. Sayın Başkanım, Bismil Belediyesi ve Kaymakamlığı olarak ilçede yapmış olduğunuz projelerden bize biraz bahsedebilir misiniz? Evet, çok fazla sayıda projeler yaptık bugüne kadar. İlk göreve başladığımız günlerde özellikle sosyal konulardaki bir takım konulara el atma ihtiyacı vardı. Bu konuda büyük bir boşluk ilçemizde mevcuttu. Özellikle vatandaşımızın olduğu, insanın olduğu her yerde belediye olarak biz de olmalıyız sloganıyla hareket ederekten en başta çocukların, insanların hayata ilk geldikleri, gözünü açtıkları günde yanlarında olduğumuz gibi artık hak rahmete erdikleri güne kadar her alanda yanlarında olma prensibiyle hareket ediyoruz. Örneğin doğdukları zaman bebeklerimiz dünyaya geldiklerinde onlara bir belediyemiz adına jest yaparak hoş geldin bebeği, bebek paketi sunuyoruz. Bunun yanında yine insanlar doğuyorlar. Doğduktan sonra biliyorsunuz eğitim hayatları başlıyor. Eğitim alanında da özellikle merkezi anlamda gelen kaynakların yetersizliği durumunda bizler yerel yönetimler olarak özellikle milli eğitimden gelen talepler doğrultusunda okulların onarımı, bakımı, boyası ve bir takım materyallerin eksikliği gibi konularda, bununla beraber okulların spor alanlarının yapılması gibi alanlarda çok çeşitli destekler veriyoruz. Yaklaşık olarak göreve geldiğimizden bu yana 2 milyon lira civarında yerel yönetim olarak biz okullarımıza desteklerde bulunduk. Bunun yanında özellikle kurslara ve sınavlara hazırlanan yavrularımıza eğitim desteği, kurs desteği veriyoruz. Bunlara taşıma yine sağlıyoruz. Özellikle köylerde dezavantajlı durumda olan yavrularımızın şehir merkezine gelip kurslar alması konusunda bizler belediye olarak taşıma hizmetini sunuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık olarak 10 bin tane yavrumuzu köylerden şehre kursları almak üzere kendi imkanlarımızla, belediye imkanlarıyla taşıdık. Yine çocuklarımız özellikle erkekte ilk adım attıkları biliyorsunuz sünnet oluyor, sünnet törenleri oluyor. Bunu da biz belediye olarak bu sene ilk defa gerçekleştirdik Bismil'de. Yaklaşık 80 kadar yavrumuza toplu sünnet merasimi düzenledik. Bunun dışında yine insanlarımız hayatları içerisinde evlilik yoluna da giriyorlar biliyorsunuz. O zaman da yanlarında olacağız dedik ve iki sefer bu sene toplam 61 çiftimizi iki toplu nikah merasimiyle dünya evine soktuk. İnsanlar biliyorsunuz hayatları içerisinde, yaşamları süresinde her zaman sağlıklı olmuyorlar, hastalanıyorlar. Sağlık hizmeti almaları icap ediyor. İlçemizin yaklaşık 5 kilometre dışındaki hastanemize ulaşımdaki özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ulaşımındaki sorunlardan dolayı belediye olarak biz de Bismil Merkez'den hastaneye gidiş geliş ücretsiz araç kaldırıyoruz. Yaklaşık günlük 120-130 kadar sorti yapan araçlar günde hemen hemen bir 1000 tane kadar yolcuyu götürüp getiriyorlar. Bunun yanında yine insanlar yaşlanıyor. Yaşlılık süreçleri içerisinde bir takım sağlık sorunlarıyla, bir takım bakım sorunlarıyla karşı karşıya geliyorlar. Biz yine vatandaşlarımızı bu alanda yalnız bırakmıyoruz. Bir ekip kurduk. Ekibimiz her gün zor durumda olan, kimsesi kalmamış olan ya da yeterli bakım hizmetini alamayan vatandaşlarımızı tek tek tespit ettik Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın da yardımlarıyla. Her birini evlerinde ziyaret ediyoruz. Bununla beraber yine insanlar biliyorsunuz karınlarını doyurmak zorundalar hayatlarını idame ettirebilmeleri için.
Bu konuda da sorun çeken, gıda ihtiyaçlarını sağlayamayan değişik sebeplerden ötürü olan yine ailelerimizi tespit ettik. Günlük hemen hemen 1000 kişiye 2 öğün yemek servisimiz oluyor. Bizim aşevin kurmuş olduğumuz aşevide pişirdiğimiz yemeklerimizi yine bir dağıtım ekibi kurduk. Kendi dağıtım ekibimizle evlere servis yapıyoruz ve bu insanlarımıza o şekilde hizmetimiz sürüyor. Bununla birlikte yine insanların iş ihtiyaçları var malumunuz. İlçemizde ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde de büyük bir işsizlik sorunu var. Bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük. Malum ilçemiz bir tarım ilçesi, geniş alanlara sahip bir ilçe. Biz de belediye olarak devletimize ait hazine malları yanında bir takım da özel şahıslardan kiraladığımız alanlarda yaklaşık 120 dekarlık bir alanda bahçe tesisine gittik. 17 ailemiz bu projeden faydalandı. Bunların içerisinde bir tanesi de şehit ailesiydi. Bu ailelere yaklaşık 8'er 10'ar dönüm civarında alanlar, bahçeler tesis ettik. Bunların tüm giderleri biz belediye olarak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak üstlendik. Bu çerçevede bu insanların tahsis ettiğimiz alanların sürümünü, sulanmasını, bununla birlikte tohum gibi bir takım masrafları, her şeyini biz belediye olarak üstlenip ailelerimize sadece burada çalışmalarını ve üretmiş oldukları ürünleri toplayıp satmaları konusunda bir görev verdik. Bu çerçevede de aile başına asgari ücretten çok daha fazla bir gelir elde edildi aylık olarak hesapladığımızda. Önümüzdeki dönemde bu yapmış olduğumuz projemizi daha da genişleterek vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Başkanım, her hafta düzenlenen halk toplantıları ile ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz? Evet, biz belediye başkanlığı ve kaymakamlık görevini aynı anda yürütürken zaman zaman bize ulaşmak isteyen vatandaşlarımıza değişik sebeplerle gerek burada olmamamız, gerek başka bir yerde bir görevde oluyor olmamız yahut buradayken bir toplantı halinde oluyor olmamız gibi sebeplerle görüşemeyen, belki kapımızdan geri döndürdüğümüz vatandaşlarımız oluyor. Bunlar her şekilde bize ulaşmaları için böyle bir uygulamaya başladık. Her hafta salı günleri anormal bir şey çıkmazsa, olağanüstü bir durum çıkmazsa bir günümüzü vatandaşımıza ayırıyoruz. Gelen her vatandaşımız sorunsuz şekilde bizimle yüz yüze görüşüyor. Problemlerini, sıkıntılarını, bazen memnuniyetlerini bizlere yüz yüze ifade ediyorlar. Bu şekilde de her türlü ilçemizle ilgili konudan aynı zamanda haberdar olmuş oluyoruz ve vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Kadınlara yönelik çalışmalarınızla ilgili bilgi verebilir misiniz? Biliyorsunuz özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde aile destek merkezlerimiz var. Bu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız bünyesinde kurulmuş bir proje çerçevesinde gerçekleştirilen merkezlerde özellikle bayanlar açılan çeşitli kurslarda eğitime tabi tutuluyorlar. Hem bir takım yetenekler ve beceriler kazandırılıyor bu kurslar çerçevesinde. Hem de ekonomik ve sosyal anlamda bazı avantajlar sağlanıyor. Biz de belediye olarak bu proje ortağı oluyoruz. Onlarla beraber çalışıyoruz. Gerek maddi manevi her konuda destek oluyoruz. Bu çerçevede özellikle bazı hanımefendilere mesleki kurslar açtırdık. Bu kurslar çerçevesinde eğitim alan hanımefendiler, bayanlar altın bilezik sahibi oluyorlar. Bir meslek kazanıyorlar. Mesela en son açtığımız kursta tekstil kursumuz var. Her 5-6 aylık dönemler içerisinde yaklaşık olarak 60-70 kadar hanımefendi bu kurslara geliyorlar. Bu kurslar meslek edinme garantili kurslar, iş bulma garantili kurslar. Bu kurslardan mezun olan bayanlar hemen kursu bitirir bitirmez zaten ilçemizde mevcut olan tekstil atölyeleri tarafından iş sahibi ediniliyorlar. Bu ve buna benzer kurslarımız devam ediyor özellikle hanımefendiler için. Bismil'in trafik sorununun çözülmesi hakkında atılan adımlarla ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz? Evet, Bismil ilçemiz özellikle hızlı bir kentleşme neticesinde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bazı problemler ortaya çıkmış ve bir trafik sorunu maalesef Bismil'in de sorunu haline gelmiş. Bu çerçevede biz belediye başkan vekiline bakmaya başladığımız günden itibaren bir takım çözümler ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu çerçevede İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bu alanda
bilgisi olan, otorite olan hocalarımızı davet ettik. Geldiler, burada bir çalışma yaptılar. Onlar yapmış olduğu çalışma neticesinde bize sundukları öneriler doğrultusunda bir takım girişimlerde bulunduk. Örneğin ilçe merkezimizde olan toplu taşıma noktalarını ilçe dışındaki yeni yapılan terminale aldık. Bu ilçe içerisindeki özellikle sıkışıklığı bir nebze olsun rahatlattı. Bunun yanında parkla ilgili bir takım çalışmalarımız oldu. Park yeriyle ilgili çalışmalarımız var. Karayollarıyla beraber şu anda iletişim halindeyiz. Onların yapmaları gereken bir takım çalışmalar neticesinde ilçemiz içerisindeki trafik sorunu giderileceğini düşünüyoruz. Bununla beraber projelerimiz içerisinde de önümüzdeki dönemde otoparklar, katlı otoparklar yapmayı planlıyoruz. 2018 yılı içerisinde bununla ilgili ihalelerimizi yapıp inşaat sonucunda oluşturduğumuz otoparklar bu konuda trafiği rahatlatma anlamında çok faydalı olacak diye düşünüyoruz. Belediye ve kaymakamlık olarak evdeki kaynak yeterli oluyor mu? Genellikle yeterli olmaz. Yani iyi bir vizyonunuz varsa, amaçlarınız varsa zaten kaynaklar yetmez ama siz bu gelen kaynaklar doğrultusunda bir takım planlamalar ve programlamalar yapmak durumunda oluyorsunuz. Bismillah aslında nüfusu yüksek olduğu için anlamlı bir şekilde kaynak var. Oldukça yüksek bir miktarda gelirleri var aslında Bismillah Belediyesi'nin. Bugüne biz göreve başladığımızda yaklaşık olarak 4 milyon lira civarında banka hesabında kaynağı varken ve hizmet neredeyse hiç yok düzenindeyken biz göreve başladık. Onlarca projelerimiz oldu. Çok fazla çalıştık. Araç filomuzu genişlettik, makine filomuzu genişlettik, personel istihdamımızı arttırdık. Yapılan hizmetleri genişlettik. Örneğin daha önce sadece ilçe merkezinde çöp toplaması yürütülürken biz köylerimizi de yaklaşık 100 civarındaki köyümüzü de bu kapsama aldık. Buna rağmen daha önceki miktarın çok daha üstünde şu anda tasarruf etmiş durumdayız. Şu anda bizim belediyemizin yaklaşık 9 milyon lira civarında kasasında bir birikim varken aynı zamanda çok fazla miktarda hizmet üretmiş olduk. Ancak bu birikimler, tabii biz birikimden övünecek değiliz. Bu birikimleri önümüzdeki dönemdeki projelerde kullanacağız, hızlı bir şekilde kullanacağız ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. İleriye yönelik hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? Bir şehir kimliğini kazanması için her şeyden önce geniş alanlara, boş alanlara ihtiyacı var. Meydanlara, parklara ihtiyaçları var. Bismillah'de yapmayı planladığımız bir takım kurumların yerlerini değiştirip o kurumları başka alanlara alıp onlardan kalan yerleri özellikle kent meydanları haline getirmeyi planlıyoruz. Bunun yanında otoparklar yapmayı düşünüyoruz. Geniş spor alanları yapmayı planlıyoruz Bismillah'de. Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi gençlerimizin enerjilerini atabilecekleri, rahatlayabilecekleri sportif ve sosyal alanlar olmaları. Bununla ilgili üzerimize düşen görevleri yapacağız. Önümüzdeki dönem içerisinde zaten bir Gençlik Bakanlığımız tarafından bir gençlik merkezimiz Bismillah kazandırılacak. Yakın zamanda ihalesi oldu. Bunun yanına biz de bir takım tesisler yapmayı planlıyoruz. Örneğin bir kapalı yüzme havuzu, yarı olimpik düzeyde bir yüzme havuzu düşünüyoruz. Devam eden ve biten projelerinizle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Evet, öncelikli olarak çocuklarımıza çok büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar Bismillah'dan neredeyse belki hiç çıkmamış olan, belki birçok yeri görmemiş olan, özellikle köylerde yaşayan çocuklarımız Diyarbakır'ı görsün istedik. Özellikle sanatsal ve sosyal bir takım faaliyetlerde bulunsunlar diye. Haftalık olarak düzenli bir şekilde 200 civarında öğrencimizi okullarından alıp bir program çerçevesinde Diyarbakır'a götürürüz. Diyarbakır'da bu yavrularımız Büyükşehir'in kültür merkezinde tiyatro ya da sinema gösterimi izliyorlar. Ondan sonra AVM'ye götürüyoruz. Çocuklarımız burada gezip eğleniyorlar, eğlence alanlarında zaman geçiriyorlar. En sonunda da müzeye götürüyoruz. Tarih bilincini de orada aldıktan sonra çocuklarımızın yemek ve bir takım ihtiyaçlarını giderip tekrar Bismillah ailelerine teslim ediyoruz. Bunun dışında yine öğrencilerimizin içerisinde dezavantajlı olan ve okulu uzak olan çocuklarımızı yönelik PASO uygulaması başlattık Bismillah'da ilk defa olmak üzere. Bu durumdaki çocuklarımıza belediye tarafından bastırdığımız PASO'ları veriyoruz.
Bu pasolar minibüslere bindiklerinde çocuklar gösteriyorlar. Herhangi bir ücret ödemeden okullarına gidip gelebilmektedir. Bunun ücretini biz toplu bir şekilde bu taşımacılara belediye olarak ödüyoruz. Bunun yanında yine Bismil'i güzelleştirmek adına çok miktarda ağaç ve çiçek getirdik ve Bismil'i boş bulduğumuz her yere bunları ekiyoruz ve Bismil'i daha güzel ve yaşanabilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Yine kamu kurum ve kuruluşlarının bir takım ihtiyaçları, kendilerinin gideremediği bir takım sorunları oluyor. Örneğin işte binalarında bir takım sorunlar oluyor, tadilat ihtiyaçları oluyor. Bunları biz belediye olarak karşılıyoruz ve daha iyi yaşanılabilir ve iyi hizmetin verildiği kurumlar haline getirmeye çalışıyoruz. Yine okullarımızla ilgili bir takım sorunları olabiliyor. İşte boya, badana ya da işte çatısı gibi bir takım sorunlar olduğunda Milli Eğitim tarafından bize aktarılan bu sorunları biz belediye olarak gündeme alıyoruz ve tadilatlarını gerçekleştiriyoruz. Yine sosyal anlamda hizmetlerimiz var. Özellikle dezavantajlı olan ailelerimize Ramazan'da 2000 koli Ramazan yardımı dağıttık. Bizim için en önemli konulardan bir tanesi okul öncesi eğitim. Bismil'de bu okul öncesi eğitim oranlarını daha önceki senelere göre 3 kat daha arttırdık. Bugün Bismil'de %90'lara yakın bir okul öncesi eğitime katılım var çocuklarımızda. Yine biz belediyemiz olarak okul öncesi eğitimle ilgili gelen talepler doğrultusunda eğitim setleri, oyuncaklar, bina tadilatları gibi bir takım taşıma gibi konularda yaptığımız desteklerle bu oranları arttırıyoruz. Bir diğer konu, ilçemiz içerisinde park eden kamyonlar önemli bir sorundu. Bu kamyonları ilçe dışında bir kamyon garajı yaparak oraya taşıma konusunda bir çalışmamız oldu. Şu anda daha rahatlamış bir Bismil trafiğinin belki de sebeplerinden bir tanesi odur. Yine Bismil'e yakışır bir ilçe terminali, Büyükşehir Belediye'mizin de yapmış olduğu katkılar neticesinde halen inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki aylar sonrasında neticelenecek ve Bismil'e yakışır bir ilçe terminaline kavuşacağız. Bismil'de ilk defa köylere sıcak asfaltı biz belediye olarak getirdik. Yine Bismil içerisinde en önemli sorunlardan bir tanesi başıboş köpekler sorunuydu. Bunlarla ilgili bir ekip kurduk. Yine bir tane uygun bir yerde bir toplama ve bakım yuvası köpekler için gerçekleştirdik. Ekiplerimiz sokaklardan topladığı köpekleri burada hem tedavisini hem de bakımını yapıyorlar. Karınlarını doyuruyoruz, gerekli bakımı yapıyoruz. Bu şekilde bu sorunu da ilçemizden yok etmiş olduk. Bismil'de kamu kurumlarına yapmış olduğumuz desteklerden az önce de bahsetmiştim. Özellikle sosyal alanda en önemli eksikliklerden bir tanesi sosyal hizmet merkeziydi. Bunların bir yer sorunları vardı. Belediye olarak atıl durumda olan bir alanı onardık tadilattan sonra. Bunlara tahsis ettik. Şu anda sosyal hizmet merkezimiz hizmete girmiş durumda. Daha önceden Diyarbakır'a gitmek zorunda kalan vatandaşlarımız artık Bismil'de sorunlarını halledebiliyorlar ve hizmete alıyorlar. Yine dediğimiz gibi insanın ölümünden, doğumundan ölümüne kadar olan süreçte yanında olma gayreti içerisinde olduğumuzu belirtmiştik. En son Bismil'e yakışır bir mezarlık alanı tahsis ettik. 300 dekarlık bu alanı her türlü gerekli çalışmaları yaptık. Yakın zamanda hizmete sunacağız. Yaklaşık olarak 500 bin lira kadar bir kaynak aktardık. Yapımına devam ediyoruz. Yine özellikle köylerimizden, kırsal mahallelerimizden gelen taleplerden bir tanesi de taziye evi. Yaklaşık olarak 60 tane kırsal mahallemize taziye evi yaptık. Halen de yapmaya devam ediyoruz. Daha önce Bismil'de sadece bir tek spor kulübü vardı. Bizim girişimlerimiz sonucu 3 adet spor kulübü kuruldu. Bunlara yaklaşık olarak spor malzemesi, bir takım diğer malzemeler sağlama şeklinde 600 bin lira yakın bir yardımımız oldu. Şu anda 3 kulübümüz ve yaklaşık olarak 400 gencimiz bu kulüplerde sporunu yapmaktalar. Daha öncesinde biz göreve gelmeden önce toplamda 100 bin metrekarelik bir kilitli parke taşı Bismil'de yapılmıştı. Biz geldiğimiz 10 ay süre içerisinde 90 bin metrekare sadece biz yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu konudaki hizmetlerimize devam edecek. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Evet, özellikle Bismil
de ve aslında bütün Türkiye'de bu kayyumluk aslında önemli bir proje. Vatandaşımızın hizmette buluşması, dağa taşa giden, daha öncesinde giden kaynakların asıl gitmesi gereken vatandaşa hizmet olarak dönmesi gerekmesiyle ilgili bir adım atıldı ve bugün özellikle mülki idare amirleri kayyum olarak belediyelerde görevlendirildi. Bu görevlendirmeler doğrultusunda bize ilk günden beri sonsuz yardımlarını esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanlarımıza, şu andaki Diyarbakır Valimize bir teşekkürü buradan borç biliyorum.